Kalkalı'dan günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bizim için de sürpriz oldu. Kalktığımızda böyle kar yağıyordu. Güzel. Hoş oldu aslında, güzel oldu. Tabii ki hava çok soğuk. Bugün bu Kosciuszko, Tadeusz Kosciuszko höyüğünü ziyaret etmekle başlamak istedik. Hani kusura bakmayın, telaffuz etmesi biraz zor oldu. Güzel bir yer, çok güzel gözüküyor. Aynı peri masallarındaki gibi. Bu gördüğünüz kale, şato gibi şeyin arkasında bir höyük var, şöyle dağ şeklinde. Etrafını dönerek zirvesini çıkıyorsunuz. Bu Tadeusz Kosciuszko anısını yapılmış olan bir höyük. Kosciuszko 1700'lü yıllarda Polonya'nın bağımsızlığında hani giden, yolda giden en önemli kişilerden biriymiş. Hatta en önemlisi, o kıvılcımı ateşleyen kişiymiş bu Kosciuszko. Hatta Amerika'nın bağımsızlık savaşında bile savaşmış bu, yani bu kişi. Bakalım artık. Bugünlük, hani bugün burayla başlıyoruz. Tabii. Birazdan o tepedesin. Birazdan Bepşi, o tepede gördüğün Polonya'nın bayrağını öpeceksin. Kendi bayrağım var. Ne yapayım onun bayrağını öpüp de. Kendi bayrağımı öperim ben. İşte Kosciuszko'nun resmini koymuşlar buraya. Bu arada burası 9.30'da açılıyormuş. Şöyle gösterebilirim size. 9.30'da. Google Map'ta 9'da açılıyor diye yazıyordu. Tuhaf. Ya saatleri değişti ya Google Map'ta bir hata var. No, I never been. When I looked at Tallinn on the map or on the screen, yeah, I can see that Tallinn is very beautiful. I think also it's maybe it's worse, but later you can go to the from Tallinn to Helsinki, to Stockholm and Helsinki. But Helsinki, I've been in Helsinki. It's no, it's like also. I think that Stockholm is beautiful. If I go to Tallinn, yeah, I all the same I want to take a ferry for for to Helsinki. Yeah, it's also my purpose. My final target is. But what, when you compare Tallinn and Gdańsk, I think Gdańsk is more beautiful. Okay. Ayşegül sanata atılmaya karar verdi. Buranın resmini çiziyor şu an. Belli olmuyor. One ice cream please, and one kapya kanka, zapki kanka. Sorry for it. Ayşegül, kaktüslü dondurmayı deneyecek Ayşegül. Ben de şu
Polonyalıların ulusal yemeklerinden birisi olan zapiekanka'yı deneyeceğim. Bir bakalım nasıl. Şöyle. Bir dene bakalım bir dondurmanı nasıl. Dur, ilk önce şu ödemeyi yapalım. Dene bakalım. Kaktüslü dondurman nasılmış? Güzel mi? Güzel. Bayağı güzel. Çam fıstığı var içinde. Şu da frambuazlı. Tatmak ister misin? Tadalım. Şöyle bir bakalım. Değişik bir şey değil mi? Demek ki nasibimizde kaktüsü dondurmada yemek varmış. Yemeğimiz de geldi. Zapiekanka. Size şöyle göstereyim. Bu Polonyalıların ünlü yemeklerinden biri bu. Biraz pide gibi. Üzerinde mantar var. Evet, mantar, peynir ve ketçap sıkmışlar. Deniyorum arkadaşlar. Evet, mantarlı peynirli. Biraz bizim tostu andırdı. Etsiz tost gibi düşünün. Etin yerine mantar var işte. Değişik, güzel yani. Eğer yolunuz buraya düşerse tavsiye ederim yani. Gerçek mi? Hı hı. Yok yok, gerçek değil. Şu. Hı. Sıra şimdi ikinci basamakta. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et, düşme. Düşersem yakalarsın beni. Buraya bak. Evet. Süper bir görüntü var ha. Aynen. Müthiş bir görüntü var. Krakow adeta ayaklarımızın altında. Hanım coştu. Bekle beni Krakow. Seni fethetmeye geldim. Ma. Düşersin baş bu tarafa geç. Babamı döndürdü benim. Korktum biraz ama. Ay daha da çıkacağız. Aşırıya bardı. Bariyer yapsalardı da. Korku geldi açıkçası. Dördüncü seviyeye geçtik. Neredeyse bulutların içini karışacağız. Doğru. Bak, Ukrayna'nın bayrağını asyala. Bayrakla saygımız sonsuz. Evet, Ukrayna'yı destek saygım olarak. Saygım sonsuz. Evet, zirveye geldik. Ve son taş bu oluyor işte. Kosciuszko'nun anısına bu son taşı böyle en tepeyi kondurmuşlar. Lapı lapı kar yağıyor ha. Polonya bayrağı, Ukrayna bayrağı.
destek olarak. Hani ta buradan Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya oralara kadar çıkmaktı amacım. Ama mesafeler çok uzun anne. Hani bir şehirden bir şehire çok çok uzun. Hani yarından itibaren şeye gitmek istiyorum. Desene Litvanya'ya gitmek istiyorum ama buradan 10 saatlik yol var anne. Uzak, bayağı uzak. O Litvanya'dan Estonya'ya geçmek istiyorum. Oradan da bir 7 saat yol var. Evet, burayı da görmüş olduk. Gezmiş olduk. Şöyle. Ortak iki bayrak. Ya, bu da çekiliyor. Şöyle. Tak, güzel değil mi? İnişi geçtik artık. Buradan ilk başta otelimizi geçip ihtiyaçlarımızı giderip dinlenip şehir merkezine doğru gideceğiz. Yani aslında şehir merkezi de olmuyor. Kazimir mahallesine gideceğiz. Kazimir buranın eski krallarından biri. Çok değer verdikleri bir kral. Birçok yerde büstü falan gözüküyor, heykelleri. Şintler oluyor, evet. Bu 2. Dünya Savaşı'nda o Nazi zulmünden Yahudileri koruyan büyük Alman generallerinden biri. Onun müzesi var. Oraya doğru gideceğiz. Öyle devam edeceğiz işte. Krakow'a. Yandı. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Krakow'da Kazimir Caddesi'niz, yani sokağının mahallesine geldik. Şurada bunların bir Polonyalılara ait bir simit türü varmış. Onu deneyeceğiz. Bir tane bir alıp tadını bakacağız. Deneyelim şöyle. Neyli istersin? Bak susamlı var. Hangisinden istersin? Evet. Ayşegül deniyor bunların simidini. Peynirli galiba o, değil mi? Peynirli dedi ama içinde hiçbir şey yok. Yok, peynirli değil ya. Onun görüntüsü peynirli gibi. Ama yok, peynirli değil o. Sade. Benziyor mu bizim simidimize? Bizimki daha güzel. Bizimki daha tatlı. Bu ekmek gibi bir şey. Öyle. Bu arada bunun adı, yani Polonyalılar için Polon dilinde obvarzanek oluyor. Obvarzanek diye geçiyor bu. Ama pek beğenmedin ha? Hani güzeldi, bizim simitler kadar güzel değildi. Simitlerimizin tadı başka. Ragu da daha çıtır. O zaman buradan bir sayın Polonyalılar, buradan bir puan kaybettiniz. Kusura bakmayın. Ayşegül yine iş başında. Her zaman gibi. Kuşları besleme. Karga götürdü vallahi bir tane koskocamanın tarafını. Aa, onlar da gelmiş. Ama ellerini bunlar. Polonyalı güvercinler tabii ki Polonyalı simit yerler. Elinden kapacak ha. Havada kapacak. Bak bak bak. Üstünü kondu. Vallahi üstüne mi? Gitti mi? Bunlar bahçe ya. Tamam, yok artık. Getir, ben veririm. Al, ver bahçe. Bak. Bak, çek bakalım. Suratımı suratımı geliyor. Kondu. Sana konmadı lan. Alın bakalım. Buyurun gerçekten. Yazık, acıkmışlar ya. Acıkmışlar bunlar ya. Evet, hepsi aç. Polonyalılar bunları aç bırakıyor galiba. Bak, martılar da geliyor bak. Korktum ama. Hadi yeter artık kuşlar.
Tamam, bitirme hepsini, yiyelim. Hadi, artık. Yeter gari. Ne güzel kapıyor değil mi havada? Martılar gerçekten havada kapıyorlar ha. O suyu düştü. Onu alamadılar. O da suyu düştü. Hop. Ağzımda alacaklar. Şu an Barış buranın çorbasını içiyor. Yerel çorba. Yerel çorbası. Bakın şöyle. İçinde hiçbir şey yok. Hamur koymuşlar, bir de havuç. Hmm. Ve de su. Deneyip bakacağız be. bir de pierogi diye bir mantı, hani büyük mantılı mantıları var bunların. İçi tavuklu aldım. Çünkü farklı farklı seçebiliyorsunuz. Diğer her türetten, hatta tatlı şeklinde de var. Bunları deneyeceğiz artık. Barış şu an çorbayı tattı. Çorba çok lezzetli. Evet, lezzetli. Broz çorbasıymış bu. Hmm. Sordum, broz çorbası. Ve şu mantılarda pierogi oluyor. Polonyalılara ait yemekler. Ben de yedim çorbadan. Çorba, hani... çorba güzeldi. Hani su gibi falan dedim de. Ama lezzetliydi. Yani, normalde Ayşegül çekinerek yer. O bile bayağı hani saldırdı. Saldırdı. Börsünü ben yedim, bak bitirdim onun dibini bıraktım. Ama Polonya'da şunu fark ettim ben. Ne alırsanız alın, hani yemek olsun veya başka tür şeyler olsun, porsiyonlar genelde çok büyük oluyor. Hani neredeyse şöyle söyleyebiliriz, bir porsiyonu iki kişi rahatlıkla yiyebilir yani. Çünkü gerçekten çok büyük oluyor porsiyonu. Şu çorbayı bile önceden beri içiyorum daha bitiremedim. Evet arkadaşlar, pierogimizi ikiye böldüm. İşte içi tavuklu, mısırlı ve biberli. Bir deneyip bakalım. Çok sıcak gözüküyor. Evet, sıcak. Mutlaka denemelisiniz. Mutlaka. Bu arada Ayşegül de bayıldı. O da tattı az önce. Evet. Çok lezzetli. Arkadaşlar, burası Krakow Wawel Şatosu. Belki biliyorsunuzdur, Krakow Polonya'nın eski başkentiydi. Sonra Varşova'ya geçti. Krakow Polonya'nın başkentiyken burası şatosuydu ve bütün Polonyalı krallar burada ikamet ediyordu, yani ediyormuşmuş daha doğrusu. Şimdi ise daha çok turistik amaçlı bir müze olarak kullanılıyor. Ama çok büyük, çok görkemli bir şato. Gelip rahatlıkla gezebilirsiniz.
Şimdi içeriği de alacağız. İçerisi de çok güzelmiş. Görünmeye değermiş. Aa, şey gibi abi. Disney. Bu şatonun orijinal olarak çanıymışmış. Yani ilk ve son çanı. Geçemez değil mi? Nasıl geçecek acaba? Ve bundan daha dar olanları da var ha. Böyle iniş çok. Her şey çok dar. Orta çağa geldik yine. Pepsi. Evet. Geldik. Çatalım mı? Evet. Diğer çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Barbakan Kalesi'ndeyiz. Burası Barbakan Kalesi oluyor. Surlar tipinde bir eser bu. Ve şehir merkezinin de giriş kapılarından birisi aynı zamanda. Bu Barbakan Kalesi 1498 yılında inşa edilmiş. Çünkü Osmanlı Devleti o dönemlerde bayağı genişlemiş, büyümüş ve bu Avrupa'yı gitgide tehdit etmeye başlamış. Polonyalılar da yani bu yerli insanlar da Osmanlı tehdidinden korktukları için bu kaleyi inşa etmişler.
hani Osmanlı bizi saldırırsa falan işte hazırlıklı olalım diye. Ama onlar için tabii neyse ki Osmanlı hiçbir zaman buraya kadar gelememiş. Bu kadar kuzeye çıkamamış. Ve sonuç itibariyle bir işe de yaramamış olmuş yani. Daha sonraki yüzyıllarda hiçbir işe yaramadığı için hatta buraya yıkma veya sökme nasıl deniliyorsa artık tehlikesiyle de karşı karşıya kalmış bu Barbakan. Ama son anda yıkmaktan vazgeçmişler. İşte şehre bir güzellik katıyor diye. Ve şunu da eklemek isterim ki 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'da zarar görmemiş nadir eserlerden biriymiş bu Barbakan. İşte ve bugün de açıkçası şehre hoş ve güzel bir görüntü sunuyor. Krakow'un merkezindeki esnaflar hali burası. Her türlü hediyelik eşya bulunur. Şöyle. Ama sırf hediyelik eşyalar falan satılıyor burada. Evet. Arkadaşlar bu Krakow gezimiz de bitmiş oldu, sonlanmış oldu. Yani bugün son günümüz, son gecemizi geçireceğiz burada. 2 gün dolu dolu gezdik. Güzel geçti. Süperdi. Prag'la karşılaştıracak olursak Prag bizim daha çok hoşumuza gitti. İkimizin de. Ama Krakow'da görülmesine değer, görülmeye değer bir yer. Fena değildi işte. Yarından itibaren Varşova'ya geçeceğiz. Varşova'ya gezmek istiyoruz. Az önce videolarımda da gördüğünüz gibi faytonlar vardı. Onu da bir parantez açmak istedim. Bir fayton turu yapalım dedik, yapmak istedik. Ama gerçekten o faytonu atı binen kız fiyatları söylediği zaman dudağımız uçukladı. 10 dakikalık tur için 65 euro dedi. Yani 65 euro deyince beynimden kaynar sular döküldü. Gerçekten hani 65 euroyu ben şöyle düşündüm. Kadın bize 500 metre gezdirecek 65 euroya. Ben 65 euroyu evimden Prag'a kadar gittim. 500 kilometre. Hani hesap edin. O yüzden fayton turuna hayır dedik yani. Yapmama kararı aldık. Arkadaşlar sizlere iyi geceler. Buradan Krakow'dan. Bir sonraki bölümde Varşova'da inşallah görüşürüz. Bye.